15.03.2021 tarihinde Suriye uyruklu 38 yaşında bir kadının Akçakale yolu üzerinde neredeyse tamamen yakılmış bir şekilde cansız bedenin bulunmuş olduğu haberi üzerine Şanlıurfa ve Türkiye genelinde sığınmacı kadınların neredeyse her an karşı karşıya kaldığı psikolojik, ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddetin farklı biçimlerinin azalması ve yok olması için bireylerin, toplumun, sivil toplum örgütlerinin ve devlet organlarının bütün olarak sorumluluklarının bulunduğunu hatırlatarak gerekli adımları almaya çağırıyoruz. Dünya genelinde kadına yönelik ayrımcılığın yoğun bir şekilde yaşandığı, ancak savaş mağdurları olan kadın ve çocukların bu ayrımcılığı daha derin yaşadığı ortadadır. Nitekim ülkemizde geçici koruma altındaki 4 milyon Suriyeli sığınmacıdan kadınların payına ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, yoksulluk, ucuz iş gücü, taciz, istismar, erken yaşta evlendirilme, ikinci eş olarak evlenme, seks işçiliğine zorlanma, fiziksel ve cinsel saldırı ve ölüm düşüyor. Savaş ve çatışma ortamlarından kaçmak zorunda kalan bu kadınlara yönelik cinsiyet eşitsizliği ve her tür şiddetin artmasının en önemli sebeplerinden biri toplumun kadın bedenine yönelik mülkiyet algısı ile kadınlara yönelik cinsel saldırının yüzyıllardır bir savaş silahı olarak kullanılmasıdır. Göç eden kadınlar, mülteci ve kadın olmanın güçlüklerini bir arada yaşarken yaşanan travma, barınma olanaklarının yetersizliği, ekonomik problemler ve eğitim yetersizliği gibi sağlıklarını olumsuz etkileyen pek çok durumla da karşılaşmaktadır. Suriyeli kadınlar ile yapılan görüşmelerden kadınların herkes tarafından hırsız olarak yaftalandığı, her zaman herkesle cinsel ilişkiye açık oldukları şeklinde yanlış algıdan kaynaklı Suriyeli olduklarını, kimliklerini gizlemek zorunda bırakıldığı, Kürtçe bilen kadınların kendilerini bu bölgeden bir yerden göç etmiş gibi davranmak zorunda bırakıldığı, erkeklerin bakışlarından rahatsız olarak sürekli taciz edildiklerini, tacizlere yalnızca ani tepkiler verebildiklerini, sürekli para karşılığı cinsel ilişki teklifleri edildiğini, yaşlı ve evli olan kişileriyle ikinci eş olarak resmi olmayan evlilikler yaptırıldığını, istismar ve cinsel saldırılara maruz kaldıklarını, istenmeyen gebelikleriyle doğum yapmak zorunda kaldıklarını, maddi imkansızlıklar yüzünden aile bireyleri ve çevrenin de zorlamasıyla fuhuşa sürüklendiklerini dile getirmişlerdir. Çeşitli travmalar ve yoksulluk ile uğraşan bu kadınlar, sınır dışı edilmekten korkarak vatandaşları olmadıkları, resmi dillerini, hukuk sistemlerini bilmedikleri ve tercüman imkanına da çoğu zaman ulaşamadıkları bir ülkede haksızlığa uğradığında nasıl ve nereye başvuracaklarını bilmemektedirler. Bir şekilde başvuru yapsalar bile bu başvuruların nasıl sonuçlanacağını bilmediklerinden bu haksızlıklara etkili bir şekilde mücadele edememektedirler. Türkiye'de yapılan bir araştırmada göç eden kadınların %8'inin cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmiştir. Bir diğer çalışmada ise kadınların %22,5'unun taciz ve dışlanmadan yakındığını bildirmektedir. Üstelik kadınların göç sırasında yanında kendilerini koruyacak bir erkek olması ümidiyle hayatta kalmak için cinsel birlikteliği kabul etmek zorunda oldukları ifade edilmektedir. Şiddete maruz kalan mülteci ve genç kadınların bu durumu sessiz kalarak kabullendikleri belirlenmiştir. Nitekim Türkiye'de çalışma ve oturma izni olmayan kadınların şikayetçi olabilecekleri özel bir mekanizma da mevcut değildir. Fakat şiddet karşısında sessiz kalma ve kabullenme bu tür olumsuz eylemleri kolaylaştırıcı, cesaretlendirici ve tekrarlayıcı bir duruma dönüştürebilir. Bu sebeple sığınmacı kadınlar özelinde tüm kadınları yaşadıkları bu sorunlar için sessiz kalmayarak kolluk kanalıyla veya baroların sivil toplum örgütlerinin sundukları hukuki yardım ile şikayette bulunmalarını ve bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin ayrım yapılmadan gerekli işlemlerin yapılarak cezalandırılmasını, bunun için sığınmacılar tercüman ve hukuki desteğe ulaşacakları yolların artırılması, var olan mekanizmaların da işlevsel hale getirilerek çalıştırılması gerektiğini yeniliyoruz.